Haberin yok mu? Şili'den çıkış yapmaya geldim arkadaşlar. Arjantin'e an itibariyle gelmiş bulunmaktayım. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi kamp yerimden tekrardan ayrılıyorum. Her yere genelde bir gün ayırdım. Bir tek iki gün başka bir yerde. Koyayke'de kaldım. Yok. Via Cerro Castillo'da kaldım. Şimdi Puerto Rio Tranquillo'dayım. Buradan çıkıp yine 2 saatlik bir yolum var. Otostop çekeceğim. Varmaya çalışacağım abi. Gölün rengi çok güzel. Ama burası şey ya, soğuk ve rüzgarlı bir yer. Benim bütün bataryalar yavaş yavaş miadını dolduruyor. Bir tane yeni bataryam var. Onu da şarj edemiyoruz. Komedi abi. Neyse. Şimdi otostop çekmeye gidiyoruz işte abi. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi, yapacak bir şey yok. Hava, güneş açtı. Dün gece var ya, bir rüzgar. Yani ne diyeyim, yağmur. Kıyamet abi, bildiğin kıyamet yani. Öyle. Ama ya şeyim güzelmiş. Çadırım. Yağmurda falan ya hiç sıkıntı yaşamadık. Tulumum zaten iyi. Ama bir yerden böyle bir rüzgar girdi, böyle çadıra girer gibi oldu. Ayaklarımı orada bir üşüdü. Ondan böyle çadırı birazcık daha iyi kurmam lazım galiba. Daha profesyonel değiliz. Daha yeni başlayanlardanız. Bilmiyorum nasıl yapılacağını. Yavaş yavaş öğreniyoruz hep beraber. Bugün gittiğim yerde bir birlikte çadır kurarız sizinle. Nasıl çadır kurulur, nasıl kurulmaz, siz bana gösterirsiniz. Ben size nasıl çadır kurulmazı gösteririm, siz de bana nasıl çadır kurulur alta yazarsınız da. Şimdi yavaştan ben gideyim. Diğer bataryayı da şarja takmam lazım. Hallediyoruz. Tır bulduk abi. Ay, es bueno para video, no problema. No problema. Sí. Recuerda. Sí. Nos vemos. Vamos. Şimdi bulduk. Chile chico. Chile chico. Arkadaşımla kampta tanıştık. Cochran. Cochran. El voy a Cochran. Sí. Yo voy a o Cochran'a gidiyor, bense Chile chico'ya. Abi ikimizi de aldı. İkimiz için de iyi bir yerde bırakacak. Alvaro. Alvaro, Javier'in yok mu? Si. Muchas gracias. Şimdi yolda tekrardan şarım bir yerde tekrar daha dostop çekeceğiz. Videoyu açmayı unuttum çadırı kurarken. Bu kadar kurdum. Geri kalanını sizle birlikte kuralım. Zaten bir şey kalmadı. Bitiyor abi. Bu kadar. Birazdan şehir içine geçeceğim. Orada da açarım. Buraya şey alacağım. Kendime tüp almaya gideceğim. İnşallah bulurum. Onu hallettikten sonra artık bir tam kampçı olacağım galiba. Kasabalarda gezmeye devam. Böyle bir tüp aldım. Başını alamadım. Param yetmedi. Arkadaşım da dedi ki gel, benimki var. Benimkini kullanırsın. Çocuğun her şeyini kullanacağım şimdi gidince. Abi elini verdi, kolunu kaptıracak bak şimdi, izleyin. Şimdi bunları aldım, pilav yapayım dedim bu akşam kendime. Pilav yiyelim abi, yediğimiz yok adam akıllı yemek. Bir de tüm balığı ne yiyeceğiz başka ki? Sabah içinde yumurta almaya geldim şimdi buraya. Soralım bakalım. Her şeyimi aldım, burası aşırı rüzgarlı ya. Sesimi alıyor musunuz bilmiyorum ama alıyorsunuzdur abi. Burayı da çok beğendim. Bak ben buralara gerçekten hasta oldum ya. Bakın şu aşağısı lake, göl yani. Buranın en büyük gölü. Ya gerçekten aşırı büyük. Bugün bunun bütün böyle işte sizinle birlikte videoya aldığım günden beri böyle bütün etrafını döndük dolaştık. Başından sonuna kadar gördüm bunu. Neyime yarar bilmiyorum. Şimdi Arjantin'e gideceğim. Yarın Arjantin'e geçiyorum. Şey neredeydi bizim ya? Burada mıydı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Google'da da yok bunun yeri.
Neyse işte yarın Arjantin'e gidiyorum abi. Arjantin'den El Calafate'ye geçiyorum. Sonunda buzul falan göreceğiz. Siz de benim kadar heyecanlı mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Sonra bugün üşenmem herhalde. Bugün artık hiçbir işim yok. Bir tek bir video var. Onu yüklemem lazım. İnternet hızlıysa onu yüklerim. Çünkü dün abi internet yükleyecek diye yani gerçekten bekle Allah bekle bir türlü yüklemedi. Neyse ama yükledik, hallettik. Yarına video hazır. Yarın çarşamba olması lazım. Pazara da hazırlamam lazım. Ondan sonra El Calafate'ye gidiyoruz. Ondan sonra bir kampa gidiyorum. Torres del Paine'ye 8 gün abi. 10 gün, 8 gün 10 gün arası kamp. Kampta olacağım. Kampı kaybettim ya. Şurası mıydı ya? Ha burasıymış ya. Gelmişim. Önündeki şeyi görmüyor. Gözünün önüne bakmış burası. Baya güzel. Baya. Burası aslında hoş bir yer. Bir gün nam kalsam ki diye düşünmüyor değilim. Abi kaya var, ben geçeyim mi? Sağ ol. Ne olmuş, burası dolmuş şimdi ya. Baya güzel. Evler var. Şimdi gideceğim, yalvaracağım ablaya. Abla diyeceğim de karnım aç. Bana bir tencere mencere tava bir şeyler ver de keyfimiz yerine gelsin. Bakın burada diğer gezginler. Baksana adamlara, poşet poşet bir şeyler gelmişler. Bize bak. Bıçağımı da kaybettim bugün. Umarım bulurum. Neyse. Ben şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün Chile Chico'dan ayrılıyorum. Arjantin'e gidiyorum. Şimdi şuradan ana yola çıkıp otostop çekeceğim. Arjantin'e geçeceğim. Nasıl olacak, nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Arjantin'den bir tane otobüs bulup El Chalten'e gidiyormuş galiba ya. Herkes öyle de. El Chalten'den El Calafate'ye geçmeye çalışacağım. Belki El Chalten'de kamp yapmak şey olursa, yani El Chalten'de kamp yapabilirsem, hiç El Calafate'ye gitmeden El Chalten'de kalırım, kamp yaparım. Orada gitmek istediğim bir yer var, oraya giderim. Sonra El Calafate'ye geçerim diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Yollar bize ne gösterir bilmiyorum. Ama artık otostop yok. Sadece buradan bir otostop çekmeyi deneyeceğim. Arjantin'e gitmek için. Sonrasında bakacağız. Çaresine. Başımızın çaresine. Para nerede bozdurulur hiçbir fikrim yok. Hiç kimseye de sormadım. Arjantin'e geçince bozdururum diye düşündüm. Yani. Ya da şurada bir markete sorayım ben en iyisi. Çünkü ne olur ne olmaz. Şimdi orada parasız kalmayalım. Ben bu işleri halledeyim. Otostopa geçince tekrardan açarım. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. Küba'dan, Şili'den çıkış yapmaya geldim arkadaşlar. Pasaportum, böyle bir kağıt vermişlerdi. Bununla şimdi çıkış yapacağız. Burası immigrasyon. Çıkış yapınca tekrardan açarım. Geldik arkadaşlar. Arjantin sınırındayım. Burayı da atlattıktan sonra Arjantin'deyiz. Bu dördüncü ülkem olacak. 3 mü? 1, 2, 3, 4. ülkem. Hadi bakalım. Arjantin'e an itibariyle gelmiş bulunmaktayım. Şimdi gidiyorum. Bir sim kartı alacağım. Sim kartını hallettikten sonra param da var. Parayı da Western Union'dan transfer yaptırtıyorum. Western Union var buralarda. Az bir komisyonla transfer yaptırtabiliyorsunuz. Şimdi buralarda dedi ki, doblar buradan dedi galiba. Buradan git dedi. Allah. Sonra dedi bir yerden sol dedi. Orada bir tane market olacak dedi. Bakalım şimdi buralarda sim kartını bulayım. Sonra otobüsü ayarlayayım. Akşama doğru yolculuğa çıkalım. Büyük ihtimalle akşam vardır otobüs. Gün saatlerinde yoktur. Çantada bir rahatsız ya şu an. Hiç rahat hissettirmiyor kendini. Neyse. Demek istediğim bir şeyler var abi. Bu evler niye böyle? Yani şimdi Şili'deydik. Bak Arjantin'e geçtik. Şu evlerin, arabaların haline bak.
ekonominin kötülüğünü görebiliyorsunuz. Şili'deki evler nasıl muazzamdı yani, buraya yarım saat mesafedeki yer, köy nasıl, burası nasıl? Gene az buz evler var, güzel. Ama bir Şili'deki gibi değil, Chile Chico'daki gibi değil. O zaman ben şu sim kart olayını falan halledeyim, sonra konuşuruz. Evet. Şimdi burada ne demek istemiş? Don't spend personal cleaning up. Sonra da biri gelip düzeltmiş bakın. Don't enter personal cleaning up. Bu ne de abi ya. Ne diyor? Don't spend, harcama diyor, personal diyor, zamanı diyor, bir şeyler diyor. Ay. Otobüs biletimi aldım. Ama var ya, öyle bir yorgunum ki yani. Neden böyle oldu bilmiyorum. Sabah iyiydim ama çantayla çok yürüdüm. Büyük ihtimalle o yüzden. Cebimde bir tomar para var. Görmek ister misiniz? Size göstereyim. Bir saniye şunu. Telefonu bir yere koyamadım. Telefona da hat aldım. Ama hat çalışmıyor. Burada çekmiyor. Bakın. Buranın en büyük para birimi 1000 peso. Böyle bir tomar para var. Daha iki katıydı bu. Az önce bir 3'te 1'ini harcadım. 3'te 1'lik kısmına otobüs bileti aldım. Bak, hava, açık havaya gelince birazcık enerjim yükselmeye başladı. Bir çıkalım dedim, normal bir yürüyelim. Çünkü saat 8.30'da otobüsüm var. Saat 3.30'da. 5 saat var. 5 saat. 5 saat Arjantin'de ne yapacağız bakalım. Arjantin'in ilk yerindeyim. İlk girdiğim yer neresi? Los Aguas. Los Aguas değil burası. Burası... Neresi burası? Los Antiguos. Los Antiguos'ta 5 saat. Ne yapılır abi? Bir tane kafeterya gördüm. Oraya gidelim. Kahve mavi içeyim, kendime geleyim, ayılayım. Vallahi ayakta uyuyorum desem yeri var. İşte diğer paraları göstereyim. Paraları göstermedim. Aşırı güzel ya. Bayıldım paralara. Bakın, bu 1000 peso. 1000 peso böyle bir kuş var. Bu hummingbird. Sivrisinek gibi uçan bir kuş. Şöyle. Bu bayağı güzel. Ama benim favorim 500 peso'nun üstündeki. Abi bakar mısınız ne kadar güzel. Sonra 100 peson var. 100 pesodaki de güzel. Bayağı güzel paralar var yani. Bayıldım paralara. Ama keşke daha büyükleri olsa da böyle cepte tomar tomar parayla gezmesek değil mi? Bana Küba'yı hatırlattı bu. Küba'da da böyle para bozduruyordun. Cepte bir ton para. Eğer parayı çevirmeye gelen adam sana şey verirse, nedir onun ismini, ne verirse onu kabul ediyorsun. Orada da en büyük bindi galiba ya. Orada da en büyük bindi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Vallahi 1000 olması lazım. Tam emin değilim, oraları falan artık hatırlamıyorum. Yavaş yavaş siliniyor. Ama gerçekten ilk geldiğim günü hatırlıyorum. 9 ay oldu. 9 ay önce Kolombiya. Böyle aptal aptal geziniyorduk. Ha, şu an olduğu gibi. Hiçbir şey değişmedi. Değişen tek şey konum. Şeydeyim, Arjantin'deyim abi. Ne alaka? Ne alaka? Şile'de de aynı bunu diyordum. Arjantin'de de aynısını diyorum. Bakın burada dağlar. Ah, kurak. Hava soğuk. Güneş var ama yani böyle. Isıtsam mı ısıtmasam mı da yani güneş de böyle kendi halinde takılıyor. Başka bir şey diyemeyiz. Ama ekonomik farkı çok fazla görebiliyorum. Yani aşırı fark var. Bu evler mevler bakın. Arabalar. El sallıyor. Arabalar marabalar. Eski baba ya, baksana. Ama olsun, güzel. Arjantin'in daha ilk yerini görüyoruz. Buradan El Chalten'e gidiyorum. Çok güzel bir lagun, yani nehir, nehir değil işte bir su, neydi o lagun.
Göl. Çok güzel bir göl var. Yarın sabah orada olacağım. Eğer böyle baktım yürüyebilecek gibiyim. Çünkü yaklaşık 10-11 saat otobüste olacağım. Güzel uyursam, ki eminim ki çadırdan rahattır abi. Ya bilmiyorum, şimdi çadır çok güzel, uyuması falan çok keyifliyim bu arada. Gerçekten her şey çok 10 numara geçiyor yani. Öyle diyebilirim. Ama çadırda bir sıkıntı var böyle. Hani yatakta yatıyorsunuz böyle, o çok rahat mı? Çadırda o yok. Sert bir zeminde yatıyorsun. Ha, bunu da yapacak bir şey yok, çadır sonuçta. Çok keyifli her şey. Ama otobüsler eğer düşündüğüm gibi ise onlar çok daha konforludur. Sonracığıma El Chalten'den El Calafate'ye geçeceğim. El Calafate'de de koç surfing'im var. Bir iki günde de El Calafate'de kalırım. Sonra şeye geçerim. Torres del Paine'ye gideceğim. Tabii onun da rezervasyonunu yapamıyorum. Bugün birkaç kere daha denerim. Şimdi gideceğim kafede umarım internet var da, çok güzeldi kafe, beğenmiştim. Sadece kahve olsa bile yeterli benim için. Çok bir şey aramıyorum. Allah, diyecek başka bir şey yok. Geldik, paramızı bozdurduk. Yani paramızı aldık, çektik. İnternetimizi hallettik. Çalışmıyor ama olsun. Sonuçta var. Gidince bir yere olacak. Şu an bakın E çekiyor. Hiçbir şey çekmiyor tepede. Sonra başka bir şey yok. Bir de Arjantin'e girerken ne soruyorlar? Size biraz ondan bahsedeyim. Arjantin'de vize lazım mı? Arjantin'de vizeye gerek yok. Şöyle bir sileyim burayı. Biraz kirlenmiş. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Arjantin girişinde vizeye ihtiyacımız yok. Vizesiz bir şekilde Latin Amerika ülkelerinin çoğuna girebiliyoruz. Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin, Bolivya. Hepsine girebiliyoruz. Meksika hariç. Meksika'ya da giriyoruz. Meksika'ya yeşilde sadece vize istiyor. Çok garip bir şekilde. O da şey vizesi. Turist vizesi. Parasını verip alıyorsunuz. Şöyle alayım. Rüzgar çok esiyor. Parasını verip alıyorsunuz. Çok easy bir şekilde. Meksika'ya girişlerin böyle sıkıntı olduğunu söyleyenler var. Aldırış etmeyin arkadaşlar. Meksika'ya da gideceğim. Bak göreceksiniz. Meksika'ya da gideceğim. Meksika'ya da girişinde bir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü adam öncelikle sana bakıyor. Yani gezdiğin ülkelere bakıyor, yaşına bakıyor. Tamam, bazı arkadaşlar Meksika'dan kaçtı ama neyse abi, işte öyle. Boş ver, ne yapacaksınız orayı? Meksika'ya gidince göreceğiz. Girebiliyoruz mu, giremiyoruz mu? O zaman anlarız. Beni de almazlarsa artık demek ki giremiyoruz. Çünkü benim arkadaşlarım girdi, Meksika'dalar şu anda. Buralar bu şekilde. 5 saat buradayız dediğim gibi. Başka bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Bu arada otobüsler çok pahalı. 11 saatlik otobüse $66 para ödedim. Biraz oturdu yani içime. $66 yani. Kaç para yapıyor ki $66? 6-12 desen. Yani 1000 liraya yakın para yapıyor. Arkadaşlar, kendinize gelin. 12 saatlik yolculuğa 1000 lira para mı veriyor? Gidiyoruz abi. El Chalten. Yine otobüsler aynen. Mük otobüsler. Burası da bizim, yine en öndeyiz. Sabah erken geldim ya, o yüzden Allah sağ olsun en önü vermiş, bana hiç söylemedim bile. Vallahi iyi oldu ya, bu sabah kadar uyuya uyuya gider. Of. Bir şey diyeyim mi? Abi rahat ya. Özlemişim ya. Bak. Oh. Süper abi. Süper. Ama yarın akşam yine kamptayız. Neyse. Yarın akşam kampta görüşürüz. Ana, kar yağıyor. Arkadaşlar günaydın. Kar yağıyor şu anda. Abi ben de diyorum niye bu kadar soğuk. Bakın karşılar falan. Şu dağların arkası falan hep bembeyaz. Bunun arkasındaki dağ da beyaz. Abi kar yağmaya başladı. Çok soğuk. Götüm dondu vallahi. Sabahın körü. 8 galiba. Sabahın körü değil ama.
Burada bir tane kamping alanı olacakmış. Üşüyorum. Kamping alanı olacakmış, onu arıyorum. Geldim, el çeltendeyim. Ama nerede bu kamping ya? Görmedik mi acaba? Vallahi kar yağıyor. Neyse. Ben bir kampingi bulayım da orada açayım videoyu. Ellerim var ya, iptal şu an. Mükemmel bir şey bu ya.